51 yaşındayım. Bu 51 yıllık ömrün hemen hemen yaklaşık 30 yıl kadar süresi daha çok dünya meşgalesiyle koşturma olarak geçti aslında isterseniz. Ama sonrasında Allah lütfetti. Farklı çalışmalar içerisine girmek nasip oldu. O çalışmalar içerisinde gördüm ki gerçekten insan yetimlerle ilgilendiği zaman, yetimlerin elini tuttuğu zaman, başını okşadığı zaman aslında sadece yetimin ömrü bereketlenmiyor, kendi ömrü de bereketleniyor, hayatı bereketleniyor, zamanı bereketleniyor, bütçesi bereketleniyor. Bu benim açımdan baktığınızda gerçekten artık asla değişmeyecek bir gerçek. Bunu en başta söylemek lazım diye düşünüyorum. Aktarmak istediğim sadece iki tane hatıra var. Birincisi, Azerbaycan'da yaptığımız bir ziyaret sırasında Çeçenistan'da yaşanan hadiselerden sonra babalarını kaybetmiş çocuklarla annelerinin birlikte yaşadığı yerleri ziyaret ettik. Elimizden geldiği kadar onlara güzel vakit geçirmeye çalışıyorduk. Luna parklara, parklara götürüyorduk. Bir gün yaklaşık 3,5-4 yaşındaki bir kız çocuğunu ablasıyla beraber parka götürdük. Arkadaşlarla birlikte. Eğlendiler çocuklarla beraber. Sanki orada kaldığımız süre içerisinde yüzlerindeki o mazlumluk ifadesi az da olsa kaybolmuştu. Ufak çocuk geldi. Kendisini kucağıma almamı istedi. Onu kucağıma aldım. Sımsıkı sarıldı boynuma. Kulağıma bir şeyler söyledi. Tabii kendi dilinde. Anlayamadım ne demek istediğini. Yanımdaki tercüman arkadaşa sordum. Bir daha söylet bakalım ne diyor diye. Tekrar söyledi çocuk. Demiş ki, babam yanımda olsaydı ona aynı bu şekilde sarılırdım. Elimden geldiği kadar bütün sonraki dönemde yetim çocukları kucaklamaya, onların elini tutmaya çalıştım. Bir de Afrika'da yaşadığım bir hadise var ki onlar da bambaşka şeyler. Bir yetimhaneye gitmiştik. Çocuklar kağıtlardan, poşetlerden, efendime söyleyeyim, bez parçalarından yuvarlak böyle top gibi bir şey yapmışlardı. Yaklaşık 50-60 tane çocuk o toplarla, bir ya da iki taneydi zaten, çok da değildi, top oynamaya çalışıyorlardı. Arkadaşlarla gittik, kimseye bir şey söylemeden. Çarşıdan iki çuval kadar top aldık, bildiğiniz o plastik toplardan. Geldik, hiç kapıyı çalmadan, ses çıkarmadan bahçe duvarının oradan topları atmaya başladık bahçeye doğru. İçeriden gelen sevinç çığlıklarını anlatmak, tarif etmek mümkün değil gerçekten. Küçücük toplarla bile, maddi anlamda çok bir şey ifade etmeyen oyuncaklarla bile inanılmaz mutlu oluyorlardı. O nedenle hepimizin üzerine çok büyük görev düşüyor, çok büyük sorumluluk düşüyor. Hayatımızın her anında bu sorumluluğun, bu görevin farkında olarak yaşamayı Allah hepimize nasip etsin. Ömrümüzü bereketlendirsin, ömrümüzden yetimleri eksik etmesin.